Yok ya, geçen bir gizli kalsın mıydı, saklı kalsın mıydı neydi kalsın. Oradan çıktık. Asistanım geldi arabayla beni almaya. Evet, araba burada tabii. Dur, geldi. Oturdum, tam çıkacağız. Kızın teki bindi, elinde pizza kutusu. İçmiş de be abla. Ay dedi, kaderde İrem Derici ile aynı taksiyi paylaşmak varmış dedi. Ablacığım dedim, bu taksi değil. Sadece rengi sarı bir araba yani. Bir nereye gelmişsin? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, ne olsun. Geberiyorum yorgunluktan. Dün de Manyas'taydım. Konserde sabah geldim. Artık ses soluk kısıldı. Evet, bu yaz mesela güzel bir yaz geçirdin ama sonlara doğru bir konserler bir başladınız, bir daha maşallah durmadınız. Maşallah canım, maşallah. Nereye vuralım bilemedim. Tahta. Tövbe. Nasıl gidiyor konserler, yoğunluk? Çok kesin, çok biraz çok güzel gidiyor. Gider tabii. Ciyak ciyak. Ben bir de biliyorsun ekstra heyecanlı saat, bir tip olduğum için. 2 saat oluyor konser falan uzun. Tabii tabii. Gayet güzel, gayet iyi. Yani daha tabii bitmedi, daha devam. Zaten Harbiye var 28'inde. Onun hazırlıkları. Yani 10 gün falan uyuyamayacağım Harbiye'ye kadar. Yani dans provaları, onlar bunlar. Bak konuşurken kaşın tutuyor direkt. Pandemide biraz gelirler azalmıştı. Şu an toparladınız mı? Nasıl? Ben pandemide de kazandım ya. Nasıl kazandınız? Söyle. Benim sosyal medya yanımda var. 7,5 milyon takipçim var aşkım. Yukarı kaydır, yukarı kaydır. Swipe up'lar devam. Swipe up'lar. Ya, ne yapayım yani, kazandık. Ne kadar kazandın? Ulan soruya bak. Abi bölüşeceğim mi, ne yapacaksın? Abi yukarı kaydıra başlayacak, niyetlenmiş. Tabii ne sat, don satarız artık beraber yukarı kaydır. Onun dışında her şey yolunda. Alışverişe mi geldin diyeceğim, poşet göremedim, bir şey göremedim. Böyle. Ece Seçkin'in düğünü var ya bugün. Ha, altın aldım. Yani pahalanmış ya. Tam altın ne kadar olmuş? Kaç ver? 3000. Tamam, tam 3800 altını aldım, öğrendim. 3800 mi? Yok, hayır, bir zahmet. 3800 yani. Tamam. 3800 mi? 3700 mi? Öyle bir şey. Oo, ama ben evlendiğimde neyse, bir kuş kadardı be. Yarım swipe up gitti. Kibre gitsin. Salyalarım aktı, Allah kahretsin. Hadi şimdi ölçü vermeye gideceğim Harbiye kıyafetlerim için. Aa, oraya ya, doğru naçlayayım bebeğim. Nasıl hazırlık? Oraya nasıl, heyecanlı mısınız? Gerçekten heyecanlı değilim. Her zaman. Her zaman. Biliyorsun şov dediğinde akla gelen isimlerden biriyim yani. O gün heyecanlanırım ama şu an değilim, iyi çalışıyorum. Havadan mı ineceksin, alttan mı çıkacaksın? Çıkmayacağım öyle fırlama mırlama bir şeyler yapmayacağım. Gerek yok uçmaya, ben katır kutur dansımı, zaten sahnemi. Zaten şovunuz konuşturuyor zaten sizi. Gitti bütün swipe up paraları. Ya oraya gidiyor işte paralar şimdi. Tabii oraya gidiyor yani, 2 aydır ben Harbiye'ye çalışıyorum gibi bir durum var. Evet. Şimdiden 200 bin gitti. Daha gidecek. Gitti misiniz? Tabii Harbiye'ye. Abi. Tabii. 200 bin. Ya bu sahne kurulumu, dansçılar, koreografiler, 250, ışıklar, kurubuzlar, 300'ü bulacak galiba. Neyse biletleri 1000 liradan satacağız falan. Ay hiç umurumda değil ya. Para bu gidiyor yani, geliyor. Kendiniz mi yapıyorsunuz konser? Nasıl oluyor? Ben yapıyorum canım. Yani nasıl bir sahne yaptığına bağlı ne kadar para harcadığın. Vay. Dümdüz bir sahneye çıkmak da var. Sıfırdan oraya sahne doğru kuruyorum ben yani. Onun dışında ilişki anlamında bir şey soracaktım. Cem Belim'le olan... Hep aynı şeyi soruyorsunuz, hep aynı cevap veriyorum. Ben işte ailesiyle tanıştı falan yazıldı. Bunu ya Derya Oğlu'nun da ailesiyle tanıştım ben. Yani erkek olunca mı oluyor? Ya da niye Derya ile yazmıyorsunuz beni? Asil var yakın diye. Arkadaşız, yakın arkadaşız, ailesiyle tanıştınız. Yani evet, ben gideyim mi artık? Evet, yalnız başınıza devam. Bir masum mor menekşe diye yaz altta. Aa evet. Harbiden ama mı? Hadi öpüyorum sizi. Hadi öpüyorum. Ay. Bye.